Herkese iyi günler. Bugünkü konuğum Gülsün Kaya. Kendisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Kaya ile bugün konuşmak istediğimiz temel konu 15 Temmuz ve 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin aslında bir şekilde 2009'daki Ergenekon soruşturmalarıyla bağlantılı olması. Aynı zamanda da tabii ki Türkan Saylan olayının Ergenekon soruşturmalarının sembol olaylarından biri olması. Gülsün Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. 15 Temmuz'la başlamak istiyorum. 2009'da tekrar geleceğim. Siz nasıl karşıladınız olup bitenleri? Biz elbette darbelere karşı bir derneğiz. Gerçek bir demokrasiden yanayız. Böyle bir girişimin püskürtülmüş olmasını çok olumlu buluyoruz. Ama kaygılı bir sevinç diye adlandırıyoruz bunu. Arkasından gelenler gerçekten ülkemizde çok ihtiyaç duyduğumuz gerçek demokrasiyi yerleştirecek önlemler olursa bu çok büyük bir sıçrama yaratacak ülkemiz için, bizim için, bütün yurttaşlar için. Ana hatlarıyla böyle düşünüyoruz fakat endişelerimiz var sonraki uygulamalarla ilgili. Bu kadar çok sayıda kurumun bir gecede kapatılması, çok sayıda insanın topluca iki gün içinde gözaltına alınması, tutuklamalar. Yani bunların herkesin söylediği gibi kurunun yanında yaşın yanacağı endişesini çok güçlendiriyor. Bu kocaman kocaman listelerin ne çabuk hazırlandığına şaşıyoruz. Bu da bizim kuşku duymamıza sebep oluyor. Tabii bütün bu kuşkulardan arınmak istiyoruz. Olmasın, bu kuşkulara neden olacak şeyler yoktur demek istiyoruz ama henüz tam geçmiş değil bu kuşkularımız. İzliyoruz dikkatle. Şimdi esasında bizim sizinle bunu en çok konuşmak istediğimiz sebep şu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de hemen hemen herkes bu işin arkasında Fethullah Gülen cemaatinin olduğu konusunda hemfikir. Evet. Ve bu hemfikirlik de bizi cemaatin önünü çektiği Balyoz ve Ergenekon gibi soruşturmaları tekrar konuşmaya itiyor. Evet. Şimdi tekrar 2009 yılına dönersek. Türkan Saylan'ın tutuklandığı günlerde de siz aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesiydiniz. Merkez Yönetim Kurulu üyesiydim. O günleri Fethullah Gülen cemaati üzerinden değerlendirdiğinizde şu an ne görüyorsunuz? Haklı çıkmanın bir gururunu mu yaşıyorsunuz? Üzüntüsünü mü desek acaba? Yani biz demiştik demenin de çok bir anlamı yok ama tabii çok şaşırıyoruz. Çünkü bir anlamda bizim varlık nedenimiz bu olay. Bizim kurucularımız 1989 yılında laik, demokratik bir cumhuriyeti güçlendirmek için kurdular Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni. İşte Aysel Ekşi, Türkan Saylan ve onunla birlikte bugünkü genel başkanımız Aysel Çeliker. Ülke laiklikten uzaklaşıyor. Laiklikten uzaklaştıkça bir karanlığa doğru gidiyor. O zaman buna bir dur diyecek birileri gerekli diye bir avuç aydın. Tabii gereksinim o kadar büyük ki çok çabucak dernek çok sayıda üyeye ve şubeye ulaşıyor. Bir tek yerde olacak zannedilirken arka arkaya şubeler açılıyor. Türkiye'de varlık sebebi bu. Ve bir yurttaş olarak biz bu konuda ne yapabiliriz sorusunu soruyorlar. Nasıl aydınlanmaya nasıl katkıda bulunabiliriz? İşte bu cemaatlerin ya da ona benzer başka kuruluşların eline gençlerin, üniversiteli gençlerin düşmesini önlemek için örneğin bir burs verelim. Bir taraftan konferanslar yapılırken, laik cumhuriyetin kazanımlarının önemi vurgulanırken, bilimsel ve teknik alandaki gelişimin de tamamen buna bağlı olduğu vurgulanır, anlatılırken somut bir takım şeyler yapma gereksiniminden projeler çıkıyor ortaya. İşte okul yapalım. Yani burs verirken işte çocuk okula gitmek istiyor ama orada yurt yok memleketinde. Burs verdiğimiz öğrencinin diyelim kız öğrencilere ağırlık veren bir çalışma gelişiyor filan. Böyle arka arkaya birçok çalışma büyütüyor Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni. Biz bu yolla ulaşabildiğimiz insanların cemaat ya da benzeri örgütlerin eline düşmesini önlemeyi istedik ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Rahatsızlığın sebebi? Evet. 13 Nisan'da başımıza gelenlerin sebebi de bu. Yani bir dönemin köy enstitüleri gibi bu ülkenin yoksul çocuklarına siz değerlisiniz, özgürce bu ülkede gelişmek hakkına sahipsiniz dedik. Sizi burs veriyoruz, bizim paralı askerimiz yapmıyoruz dedik. Gidebildiğiniz yere kadar gidin, biz de bütün varlığımızı destekçilerimizle elbette
sizi desteklemek için kullanacağız dedik. Bundan rahatsız olundu çok. Nisan 2009'dan önce sizin böyle bir size karşı bir hareketten haberiniz var mıydı? Ufak mı aslında bilemiyorum. Fethullah cemaatinden ayrılan iki öğrenci, yurdundan ayrılan iki öğrenci. Çağdaş Eğitim Vakfı var, bir de Gülseven Yaşer'in başkanı olduğu, o da Ergenekon davaları içinde, Poyrazköy davası bizim dava içinde yargılanan bir kuruluş. Onlara ulaşıyorlar iki genç. O iki genç Türkan Hoca ile birlikte bir toplantı yapılıyor. Çocuklar cemaat evlerinde yaşadıklarını anlatan bir takım yazılar yazmışlardı. Küçük bir kitap çıktı bu. Bunu basına duyurdu Türkan Hoca ile Gülsevin Hanım. Onun üstüne bir kıyamet koptu. Çocukları bir daha görmedi kimse. Geri çekildi. Seneyi hatırlıyor musunuz? 2007 olabilir. Çok emin değilim tarihinden. Birkaç yıl önce de belki olabilir. Bununla böyle bir saldırıyı hissettik biz. Ama tabii asla 13 Nisan'da yaşadıklarımızın başımıza geleceğini düşünmedik. Çünkü her şeyiyle şeffaf bir örgüt. Bütün hesapları açık, işte o deprem zamanı özellikle 99 tanınmasını sağladı derneğin. Yani hiçbir karşılık beklemeden ülkenin her sorununu yurttaşlar olarak nasıl çözeriz'in yanıtını arayan bir kuruluş. Hep söylenirdi, hala söyleriz, biz bunları teşekkür beklemek için falan yapmıyoruz. Bu ülkeye bir borcumuz var. Çünkü bu ülkenin olanaklarıyla, bu yurttaşların vergileriyle okuduk. Meslek sahibi olduk. Hemen hemen hepimiz öyleyiz. O zaman kendi ailemiz ve çocuklarımızın dışında ülke içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu doğal görev. Bu bile belki Cumhuriyet'in ilk yıllarından, o dönem o kuşaktan kalma bir kurucularımız da öyle çünkü. Bir ilke bu, bir yaşam felsefesi, bir bakış açısı dünyaya. Ben kurtulayım da ne yapayım ötekileri demeyen bir anlayış. Ama hiç teşekkür beklemeyen bir anlayış. Tamam da böylesi bir saldırıyı da tabii ki kimse zihninden geçiremiyordu. Evet, bazı çevreler, karalama kampanyaları, yazılar, işte bir takım şeyler, küçümseyici ifadeler, laikçi teyzeler, bilmem laikçiler filan gibi böyle aşağılayan, küçümseyen ifadeler kullanarak eleştiri yöneltiyordu ama bunlara aldırmıyorduk ve biz de yaptığımız işin doğruluğuna inanarak ve onları anlatarak yürüyorduk. 13 Nisan gerçekten şoke edici bir şey oldu. Tekrar 13 Nisan'a gidersek, mesela oradaki suçlamalardan bir tanesi fuhuş gibi evet, bir suçlama. Bir tanesi terör örgütüne yardım evet, suçlaması. Şimdi bunların hem size maddi olarak verdiği büyük tahribatlar olduğunu zannediyorum. Hı hı. Bir de toplum nezdinde uğradığınız itibar kaybı. Hı hı. Bunların toparlanması çok uzun zaman aldı herhalde, değil mi? Şimdi pek olmadı dedim ama açılmış davalar var bize yönelen o hakaretlere karşılık veya doğrudan bize açılmış davalar var. PKK'lı öğrencilere burs veriyor Çağdaş Yaşam. Bir taraftan da o konuda bir dava açılmadı ama işte başörtülü öğrencilere burs vermiyor. Bunlardan yargılandık biz. Hep yargılandık ve bunlar 13 Nisan'dan önceydi. Bazıları daha sonrasına da sürdü. İşte dediğim gibi böyle bir yasal çizgide bir çeşit savaş belki sürüyordu. 13 Nisan'da tabii çok yara aldık başlangıçta. Bir defa aynı gecede sabaha karşı 81 noktaya dernekle ilgili çoğu şubelerimiz, bazıları şube yöneticilerinin evleri, gönüllülerin evleri, iş yerleri olmak üzere 81 noktaya baskın yapıldı. 32 kişi gözaltına alındı. 3-4-5 gün sonra bir arkadaşımız dışındakiler serbest bırakıldı. Profesör Doktor Ayşe Yüksel arkadaşımız Van 100. Yıl Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı. Bugünlerde Yücel Aşkın Hoca, Van'daki olaylar da çok konuşuluyor. Orada da Van'da 100. Yıl Üniversitesi rektör yardımcısı olduğu için yargılanmaktaydı. 32 kişiden 3'üyle ilgili dava açıldı. Bir takım farklı bir davalar açıldı, düştü filan ama 3'ü 6 yıl devam etti ve çok yakın zamanda 6 yıl sürdükten sonra
bütün bu kumpaslar ortaya çıktığında bitti. 5 numaralı hard disk diye geçiyor hep. Sizin sözünü ettiğiniz fuhuş hikayesi. Sözde burslu kız öğrencilerimizi, sözde işte denizci, asker kişilere söylemesi bile çok çirkin. Tekrarlamak bile istemiyorum. Bu bizim şubelerimizden birinin bilgisayarına daha sonra emniyette yüklenmiş bilgilerden hareketle davanın iddianamesine girdi. Bir kısım kişiler, şimdi onların bir sürüsü içeride, gözaltında, biri başta Nazlı Ilıcak olmak üzere, her yerde sürekli olarak iddianamedeki bu yalanı bütün televizyon kanallarında, bütün gazetelerde tekrar ettiler. Tabii çok ağırına gitti hem Türkan Saylan'ın, hocanın, hem hepimizin bu. Aklımızın alamayacağı bir şey. Bir de bunun nasıl olabileceğini kestiremedik. Böyle bir şeyin olmadığından biz çok eminiz ama ortada da bir bilgisayar kaydı, bir diskte bir şey var deniyor. Tabii bütün varlığımızla bunun yalan olduğunu ortaya çıkarmak mücadelesine giriştik. TÜBİTAK, işte bir takım üniversiteler falan olmadı, yetmedi. Amerika'da bir uluslararası bir kuruluştan bu bilgilerin bilgisayarımıza sonradan yüklendiği ortaya çıktı. Hatta bunu araştıran o uluslararası şirket bilimsel bir makale yazdı. Çağın en büyük dijital sahtekarlığı diye. 5 numaralı hard disk davası. Ama dava sürerken bir türlü o raporlar mahkemeye gelemedi. Bir türlü orada değerlendirilemedi. Yani 6 yıl gibi bir süre geçti. İkincisi, işte PKK demiştiniz, o davalar tekrar gündeme geldi. Bütün kayıtlarımıza zaten el konulmuştu. Genel merkezin evrakları ve bilgisayarları bir tıra yüklenerek götürüldü. Hiçbir şey bırakılmadı. Sabaha kadar uğraşıldı. Yüze yakın öğrenci seçmişlerdi. Bu duruşmalarda adları geçti bu gençlerin. Onların bir kısmı bir takım siyasi olaylara karışmış. Biz onlara burs vermişiz. Böylece işte suç işleyenlere destek olmuş oluyoruz. Tek tek inceledi avukatlarımız. Hüseyin Karataş, Celal Ülgen, yani bu davada Hüseyin genç bir avukat arkadaşımız daha çok ayıp oldu. Soyadını anımsayamadım. Tek tek bütün tabii ki herkes, yargılanan arkadaşlarımız, onların arasında da avukat Nur Gerçel var. O zaman derneğimizin yazmanıydı. Profesör Doktor Filiz Meriçli var. Herkes tek tek bütün burs birimleri, kayıtları çıkartıp kimdir bu insanlar diye baktık. Bunların bir bölümünün devlet memuru olduğu, yani güya bir suça karışmış ortada idi. O süre içinde devlet memurluğu yapıyorlardı. Bir sürüsüne devlet burs vermiş. Kredi Yurtlar Kurumu burs vermiş. Biz burs verirken böyle bir koşul koymuyoruz. Yani yalnızca bizden burs alsın demiyoruz. Çünkü yetmeyebilir. Başka yerden de burs alabilir öğrenci diye düşünerek uygulama yapıyoruz. Bunları mahkemelere sundular. Bakın devlet de burs vermiş. Yani bu suç ise bizim onlara burs vermemiz nasıl suç? Devletle birlikte işlediğimiz. Peki madem bu insanlar suç işlemiş insanlardı, niye devlet bunları aldı da memur yaptı? Öğretmen olanı var, işte doktor olanı var, aralarında çeşitli mesleklerden gençler var. Yani tek tek o iddiaların tamamı çürültüldü. Çok komik tabii, yani böyle hep orada fantastik bir böyle dünyada, fizik ötesi bir yerde bir tiyatro mu izliyoruz? Siz ne bu yapılanmanın adını koyabildiniz mi o zaman? Yani ne olduğunu tam olarak? Evet, yani kumpas olduğu çok netti. Bunun arkasında kimin olduğunu? Hani bu kadar söyleyemiyorduk. Biz tahmin ediyorduk. Yani bu Fethullahçı anlayışın. Ama o kadar ayırt etmek mümkün değildi şeyden, siyasi iktidardan. Bu bize karşı yürüyen bu hareketi ayırt etmek mümkün değildi. Çünkü işte o zamanın başbakanı ben bu davaların savcısıyım diyordu. Hiçbir şekilde
yansız da davranmadılar. Yani kesinleşinceye kadar herkes masumdur gibi masumiyet bir karinesi ilkesini falan hiçbir şekilde uygulamadılar. Bu doğrultuda açtığımız davaların hiçbirinden sonuç alamadık. Bunları söyledik. Yani masumiyet karinesi diyorsunuz, bu dava daha bitmedi, bir şey kanıtlanmadı. Nasıl oluyor da bunları yazıp çiziyor bu insanlar? İşte bir kere galiba bir küçük tazminat davası kazandık. Ama o da sonuçsuz bir şey oldu. Yani o noktada biz yalnızca bir gruptur bu. Bir işte şeriatçı bir çevredir, örgüttür, organizasyondur diyemedik. Devletle çok iç içeydi çünkü. Bunu biz her adımında gördük. Mahkemelerde hakimlerle gördük. Ya o arkadaşlarımız, avukatlarımız savunma yaparken uyuyan hakimler gördük. Kararları verdikleri o kadar belliydi ki. Hatta işte fotoğrafını çekeni de alıp gözaltında sorguya aldılar filan. Yani duvara konuşuyormuş gibiydi herkes. Eğer işbirliği içinde olmasaydı devletle ya da neyse ne diyeyim siyasi iktidarla, devlet demek de çok zor geliyor ama işte devlet, yani avukat şeyi, hakimi, savcısı, devletin şeyi, temsilcisi olan insanlar. O zaman iç içeydi, savunuldu. Ne zaman ki 17-24 Aralık geldi, birdenbire her şey değişti. Birdenbire değişti. Bizim arkadaşlarımız çok tutuklu kalmadılar. Yani sevinilecek bir şey, avunulacak bir şey olarak görüyoruz bunda. Ne korkunç, ama en çok bir hafta bir arkadaşımız tutuklu kaldı. Ama ruh sağlığı bozuldu herkesin. Sadece onların değil, onun çevresindeki hepimizin. Hepimiz çok etkilendik, çok endişelendik. Kaygıları çok fazlalaştı. Gelecekle ilgili kaygılar çoğaldı. Elbette hepimizi en çok etkileyen derneğimizin kamuoyu önündeki saygınlığı. Tam da oraya gelmek istiyorum. Saygınlık bir yandan, bir de bize rakamlarla ifade edebileceğiniz veriler var mı? Evet, yani çok sayıda burs, işte toplamı bugün 100 bine yaklaştı. Liseli kız öğrencilere çok burs verdik. 65 bin civarında şu ana kadar. 32 bin de üniversiteli öğrenciye mezun olmuş durumda olan ve devam ediyor burslar. Ama bu şeyle birlikte öğrencilerimiz, örneğin burs alan öğrencilerimizin bir bölümü bizden burs aldığını söylemek istemedi. Gelecekleriyle ilgili kaygı duydular. Böyle bir çekingenliği hissettik çevremizde. Öğrencilerimiz kendi çevrelerinde bu açıdan bir baskı hissettiklerini hep bize yansıttılar. İkincisi, büyük kuruluşlar vardı, çok büyük destekçilerimiz. Örneğin dünya çapında ünlenen, Birleşmiş Milletler'de ödül alan Kardelenler projemiz, Turkcell'le yürüttüğümüz bir projeydi. Turkcell çekilmeye başladı projeden. Zaten sonra yönetimi değişti. Şimdi de Ensar Vakfı'yla işbirliği yapıyor. Böyle bir dönüşümü onların yönetimi ve... Ama yönetim değişmeden önce de biz bunu gördük. İşte bir büyük banka vardı. Bu davadan ötürü biz sizinle sözleşme, protokol yapıyoruz her kuruluşta. Protokolümüzü iptal ediyoruz. Bir sonraki yıl vermeyeceğiz burs dediler. Onları mahkemeye verdik. Siz söz verdiniz, bu çocukları ortada bırakamazsınız diye. Örneğin o davayı kazandık. Doğan grubuyla, Milliyet gazetesiyle, o zaman Doğan grubunundu. Çok büyük bir başka proje, Baba Beni Okula Gönder projesiydi. O da hala ödüller almaya devam eden bir proje. Hem Milliyet gazetesinin satılması ve o süreç içinde onların gördüğü baskı, Doğan grubunun gördüğü baskı, hem satılma olayı onları da bizden uzaklaştırdı. Proje şimdi bir kurdukları Doğan Vakfı'nın yönetiminde. 1500'e yakın öğrenci var. Turkcell'de de öyle bir miktar öğrencimiz var. Onların okulları bitince projeler bitecek. Yani öyle işte süreç içinde, hiç değilse çocuklar okullarını bitirsin diye diye sayıları azaldı. Turkcell'le 10 binden aşağıya inen bir sayı bu. Baba Beni Okula Gönder'de de öyle. Yurtlar, okullar yaptırıyorduk. Onlar da durdu. Tabii biz de yaptırmak istemedik. Çünkü o arada devletin uygulamaları vardı. Tabelaları indirdiler protokollerimize rağmen. Adını değiştirdiler. Biz kendimiz işletmiyorduk hiç. Yapıp devlete
veriyorduk. Bağışçının adı, derneğimizin adı ile birlikte teslim ediyorduk. Ama destek olabildiğimiz ölçüde de destek oluyorduk yaptırdığımız okullara ve yurtlara. Onların sayısı da 37, az buz değil. Hepsi kız öğrenci için, kız öğrenciler için yapılmış. Köy okulları, öğretmen lojmanları falan, sayısız proje var böyle. Büyüklü küçüklü. Tabelalar indi, isimler değiştirildi. Bu sefer onlarla ilgili davalar açmaya başladık. Yani biz bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışırken bıraktık. Bunlarla uğraşmaya başladık. Hem de kamuoyu içinde. Ama o arada çok önemli bir değişiklik oldu. Bireysel destekçilerimiz çok arttı. Türkan Hoca'nın kimliği, kişiliği, işte onu kaybettik. O olay gösteriyordu, o cenaze töreni. Tek tek yurttaşların, tabii ki kurumlar da vardı aralarında ama bu büyük şirketler yoktu. Hepsini suçlamayayım, hala çok büyüklerden destekçimiz, bize güvenerek desteğini sürdürenler var. Övünerek söyleyeyim, yani onları da överek. İşte Mercedes-Benz Türk'le Her Kızımız Bir Yıldız projesi sürüyor hala, çoğalarak sürüyor. Tabii ki onlar da endişelenmiştir ama bunu bize hiç yansıtmadılar. Bunun yanında çok sayıda bireysel bağışçımız oldu. Yurt dışından destekler almaya başladık. Amerika'dan, Japonya'dan, Avustralya'dan, Almanya'dan, oralarda yaşayan Türkler bir araya gelip bize maddi destekte bulundular. Projeleri desteklediler. Böyle çok duygusal şeyler yaşadık. Tırlarla bilgisayarlar gitti. 3-4 ay burs ödeyemedik öğrencilere. O basın toplantıları, basın açıklamalarıyla Türkan Hoca bunları yansıttı. Evraklarımızı verin, ne yapıyorsanız yapın, dava gidiyor tamam ama bizim bilgisayarlarımızı verin, evraklarımızı verin ki biz işimizi yapmaya devam edelim diye. Bilgisayarlarımızın gittiğinin duyulmasından sonra ertesi gün baktık derneğin önünde bir bilgisayar bulduk. Birisi getirmiş, bırakmış. İsmi belli değil. Korkuyordu muhakkak ama yani herkes böyle payına düşen şeyi yaptı. Bugün de derneğimizin durumu yani şeyden önce 2009 öncesine kavuşabildiniz mi büyüklük olarak? Evet, evet. Yani projelerimizi değiştirdik. Hala var tabii. Yani internetten baktığı zaman insanlar dernekle, Türkan Saylan'la ilgili o yalanlarla karşılaşıyor hala. Ama giderek bu etkiyi sildiğimizi düşünüyoruz. Yine eski saygın konumunda olduğu kanısındayım ben. Şimdi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yani Türkiye'nin artık kahir ekseriyeti şu kanıya vardı. Eğitim alanı Fethullah Gülen cemaat tarafından hem sahiplenilmiş hem de çok önemli kazanımlar elde edilmiş bir alan. Evet. Şimdi bu alanın normalleştirilmesi için devlet, sivil toplum, vatandaşlar ne yapmalı? Bir defa devletin şu anda o kadar hızlı bir biçimde alt üst edişi var ki eğitim sistemini. Bu şeyden önce başlamıştı. Ne Temmuz? 15 Temmuz'dan önce başlamıştı. Bu konuda da basın açıklamalarımız var. Çok çöktü eğitim sistemi ülkenin. Yani bütün okullar imam hatipleştirildi. İstese de aileler imam hatip dışında çocuklarını gönderecek okul bulamamaya başladı. Eğitim programlarının içi boşaltıldı. Cumhuriyet, Atatürk, laiklik mümkün olduğu kadar az lafı edilen şeyler haline getirildi. Bunun yanında haftada 8 saate varan seçmeli güya ama seçtirmeli diyorum ben, zorunlu seçmeli gibi derslerle din ağırlıklı bir eğitim bütün okullara yayıldı. Pardon, bir araya gireceğim. Benim aslında odaklanmak istediğim konu şu. Başka şehirlerden, başka üniversitelere okumaya giden gençlerin sosyal devlet bunu gereğini yerine getirmediği için aslında bir anlamda yurtsuz kalmaları, evet. Maddi olanakları kısıtlı olduğu için de onlara ilk yaklaşanı kucak açmalarından evet. Söz ediyorum. Evet, çok haklısınız. Biz de zaten daha önce de söylediğim gibi bu zor durumda kalmasın çocuklar diye, gençler diye onlara destek oluyorduk. Şu anda da elbette devletin bütün öğrencilerin gereksinimlerini karşılaması, sosyal devlet anlayışı içinde yurda ihtiyacı varsa yurt, bursla desteklenmesi gerekiyorsa burs vermesi gerekir. Ama bunlar gündeminde ne yazık ki görünmüyor. En azından şu anda görünmüyor. Yani hem sahip çıkılmıyor. Şimdi mesela Ensar Vakfı diye bir vakıf var. Ne yazık ki Karavan'daki çocuklara yönelik tecavüzle adı duyuldu.
ona sahip çıktı mesela bu siyasi iktidar. Bir kerecik olmakla bir şey olmaz dedi. Yani böyle bir şey, olaya nasıl böyle bakılabilir? Şimdi her gün değilse de haftada bir basına yansıyor. Ben çok dikkatle izliyorum. Yine bir Ensar Vakfı'nda. Neden o çocuklar bir vakfın yurdunda kalmak zorundalar? Üstelik daha küçücükler. İlkokul çağında çocuklar bunlar. Yani devlet, devletin sorumluluğunda, kendi sorumluluğunda olması gereken bir işi ihale ediyor. Bir yandan işte Cumhurbaşkanı'nın TÜRGEV'i var. Bütün olanaklarıyla bunları destekliyor. Sürekli yer tahsis ediliyor, alanlar oralara gidiyor. Yoksul olanlarından para alınmıyor ama işte şimdi FETÖ'cü örgütün yurtlarında kalan gençlerin itiraflarından görüyoruz aynı şeyleri. Duyacağımızdan biz çok eminiz. Bunlara da tepki gösteriyoruz. Devletin işi bu. Biz bir sivil toplum örgütü olarak çok küçük bir kısmına sahip çıkabiliriz. Ancak dikkat çekmiş oluyoruz. Böyle bir sorun var. Nasıl o zaman işte FETÖ'cü örgütle ilgili olarak ya bu çocuklar cemaatlerin eline kalmasın diye paralarken kendimizi bugün de sürekli söylüyoruz. Bu Ensar Vakfı ne? Bu TÜRGEV ne? Neden devlet bunları kendisi yapmıyor? Çok katılıyoruz sizin düşüncenize dernek olarak. Yurttaş da ne yapabiliyorsa bu anlamda devleti desteklesin. Ama o vakıfların filan eline bırakılmasın. Türkiye'nin her yerinde şu anda yaz okulları yapıyor Ensar Vakfı ve devletin okullarında yapıyor bunu. Sabahtan öğleye Kur'an kursu, işte öğleden sonra ilahi söyletiyorlar. Tamam, yazın alışkındır bizim insanlarımız, hepimizin ailesinde, mahallesinde vardır. Gönderir çocuğunu Kur'an kursuna, bu sorun değil. Ama bunu bir vakıf böyle sistemli bir şekilde yapıyorsa altında bir şey var diye düşünüyorsunuz. Yani ben mesela bu da bir paralel diye düşünüyorum şimdi. Yani birini yok ederken, yok etmeye çalışırken şimdi yenilerini sistem üretiyor. Yolu nedir? Yolu sosyal devlettir. İnsan haklarına saygılı, işte fırsat eşitliği, kadın erkek eşitliği, eğitim hakkı, bütün bu haklara devletin gerçekten yer vermesi, toplumda böyle bir yaşam biçiminin yerleşmesini sağlamasıyla ancak mümkün olabilir. Bir de tabii gördüklerimizi, düşündüklerimizi açıkça söyleyebilelim. Burada bu sorun var. Gazete haberi olarak geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. Kimse bunları umursamıyor. Yani içerikle bu uygulamalar aslında birbirinden, hani sosyal devlet diyorsunuz ya, çok farklı değil. Birbirini besliyor bunlar çünkü. Bir taraftan verilen eğitimle çocuk işte ezberci, sorgulayamayan, dünyada ne olup bittiğini bilmeyen bir küçük dünya içine kapanıyor. Bir taraftan da yoksulluk onu bağlıyor, çaresiz kalıyor. Burada yani. Nokta koyalım mı? Koyalım. Peki. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya ile hem Türkan Saylan'dan bahsettik, hem Ergenekon soruşturmalarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başına gelenlerden söz ettik. Hem de bundan sonra eğitim alanında yapılabilecek reformlardan söz ettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.